Günaydın Türkiye'm. Günaydın Türkiye'min güzel insanları. Evet, sizler güzel insanlarsınız. Ama güzellikleri çirkinleştiren, kendisi de çirkin oğlu çirkin olan emperyalizm, onların işbirlikçileri, bütün dünyadaki tetikçileri ve bizim onlara bugün Türkiye'den söyleyecek çok ama çok anlamlı bir sözümüz var. Zaten Aydınlığa baktığımızda diğer gazetelerle birlikte şunu da söylüyorlar. Tarihin akışını değiştiren zafer günü diyorlar. Evet, nedir? Çanakkale zaferidir ve Çanakkale geçilmez demişiz. Geçilmez, ondan sonra da ana yurt kurtarılır demişiz. Tabii Çanakkale geçilmez derken şehitlere de buradan ciddi bir selam ve saygı göndermek lazım. Minnettar olduğumuzu söylemek lazım. Bunu söylerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her alandaki büyüklüğünü de bir hatırlatmakta yarar var. Niye biliyor musunuz? Çanakkale'de Anzak gençleri de yatıyor. Onlar anti-emperyalist gençlik üyeleri gibi Türkiye'ye gelip dayanışma içinde olmak, emperyalizme karşı mücadelenin nasıl olacağını tartışmak, birbirlerini anlamak, dinlemek için gelmediler. Onlar işgalin parçası olarak geldiler ama topraklarımızda kaldılar. Mustafa Kemal ne dedi onlara? Dedi ki, ey analar dedi, rahat edin, onlar bizim misafirimizdir dedi topraklarımızda. Evet, Mustafa Kemal bunları söyledi. İşte bu ve buna benzer konuları kimlerle konuşacağım? Sadece ve sadece Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Cem Dikmen ile konuşacağım. Sevgili Cem Dikmen, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. 25 ülkeden 70'i aşkın örgütün temsilcisini konuk ediyorsunuz Türkiye'de. Amacınız ne? Nedir? Niye konuk ediyorsunuz diye soracağım ama onu sormadan bir şeyi merak ediyorum. Türkiye Gençlik Birliği nereye gözümüzü diksek Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, özgürlüğüne, tam bağımsız Türkiye'ye karşı nerede bir hareket varsa Türkiye Gençlik Birliği de orada var ve onun başında da siz varsınız. Bizde Cem Dikmen'i bir anlatır mısın kısa 3-5 cümleyle? Cem Dikmen nedir, nerededir, hangi okuldadır, tabii, ne iş yapıyor ve nasıl başkan oldu? Tabii. Buyurun. Ben 1991 doğumluyum, Tokat doğumluyum. Memur bir ailenin çocuğuyum. Haliyle Türkiye'nin birçok yerini de gezmiş bulunmaktayım. En son da liseyi Antalya'da okuduktan sonra Denizli Üniversite kazanarak Pamukkale Üniversitesi'ne gittim. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi son sınıf öğrencisiyim. Tabii bu mücadeleye aslında liseli yıllarımda başladım. Antalya'da başladım, Manavgat'ta başladım. O dönem TGB Genter'i bizim internet sitemizden takip ettim TGB'yi ve üye oldum. Ardından beni aradılar genel merkezden. O dönem kulakları çınlasın Yener Güneş vardı. Ulusal kanalında eski genel yayın yönetmeni. O dönem Türkiye Gençlik Birliği'nin liseli sorumlusuydu. Yener abi aradı beni. Orada tanıştık ve o dönemden beri TGB'nin üyesiyim. Genel başkan olana kadar da hem Denizli'de birçok görev yaptım. Denizli'deki TGB'nin birçok görevini yaptım. Kırmızı Beyaz sorumluluğundan il sekreterliğine, kulüp başkanlığına vesaire ya da işte bizim birim örgütü olarak tarif ettiğimiz fakülte fakülte örgütlenmeler yapıyoruz. O fakülte örgütlenmesinin birçok görevinde yer aldım. Ardından Denizli İl Başkanlığı yaptım 1,5 yıl kadar. Daha sonra beni genel merkeze istedi arkadaşlar ve biz de buraya geldik. 91 doğumlu, evet. Ve bu kadar çok işi ve çok anlamlı, çok onurlu bir işi bu yaşamına sığdırmış pırıl pırıl bir genç kardeşimiz. Sizde bir de mezuniyet var galiba. Tabii. TGB başkanlığından mezun oluyorsunuz. Tabii. Çeşitli alanlara, medya dahil olmak üzere her alana gidiyorsunuz. Her görevden mezun. Çağdaş gibi. Aynı Çağdaş Cengiz gibi benim, evet, görev devraldığım genel başkanımız. Bizde görev süresi vardır. 3 yıl görev süresi vardır TGB genel başkanlığında. Kardeşim, niye kötü örnek oluyorsunuz? Sizde Türkiye'de koltuğa oturanlar yapışıp kalıyorlar aylarca, yıllarca söküp atamıyoruz. Biz şunu diyoruz hep. TGB bir fabrika. Bir genel başkan gelirken diğeri de hemen arkasından hazırlanmaya başlar. Bu hep böyle olmuştur bugüne kadar. Ben de genel merkeze geldiğimde propaganda sorumluluğu yaptım. Propagandadan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Yaklaşık 3,5 yıl kadar. Tabii Çağdaş'la çok yakın çalışma arkadaşıydık o 3,5 yılda. Haliyle o görev teslimini aslında biz o yıllar içerisinde bölüştüre bölüştüre, alıştıra alıştıra yapıyoruz. Ardından da 3 yıl TGB Genel Başkanlığı görevini yapıyoruz. Daha sonra da mücadele alanımızda nerede ihtiyaç varsa oraya göre kendimizi şekillendiriyor ve o göreve adapte oluyoruz. Ve gelelim bu uluslararası anti-emperyalist gençlik buluşmasına. Şimdi ona gelmeden önce şurada sizin güzel bir dörtlüğünüz var. Diyorsunuz ki
Gelmiş dünyanın dört bir ucundan, ayrı dilleri konuşuruz, anlaşırız. Yeşil dallarız dünya ağacından, gençlik denen bir millet var, ondanız. Nazım Hikmet Şimdi, Rağ. Evet, Nazım Hikmet Rağ'ın güzel dizeleri, gençlik denen bir millet var, ondanız. Bugün gözümüzü, kulağımızı bu gençlere, yani size diktik, millete diktik, 25 ülkeden 40'ı aşmış, 70'i aşmış gençlik örgütü yöneticisi burada. Bu ihtiyacı neden duydunuz? Niye böyle bir örgütsel yapı içinde böyle bir faaliyet örgütlediniz? Amacınız ne? Anti-emperyalizm ne? Bir de bize bir onu anlat. Yani emperyalizm denince biz neyi anlayalım? Mutlaka ekranları başında bu konuda kitap yazmış, konferanslar vermiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Çok izleyicimiz vardır. Ama düşünün ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana şu anti-emperyalizm, emperyalizm bir anlat. Kardeşim niye düşmansınız? Tabii ki. Öncelikle Çanakkale zaferimizin 103. yılı. Coşkuyla kutluyoruz. Bir yandan da şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Aslında Çanakkale zaferinin yıl dönümüne de bilinçli olarak getirdik bu buluşmayı. Çünkü Çanakkale zaferi demek Türk milletinin aslında emperyalizme karşı verdiği en büyük savaşlardan ve kazandığı en büyük zaferlerden biri demektir. Ve bu zaferi 25 ülkeden gelen gençlerle birlikte hem kutlayalım hem şehitlerimizi analım ve bu mücadelenin nasıl verildiğini bir de dünya çapındaki bütün gençlere aktaralım istedik. Bu anlamda da aslında bugünkü buluşma çok çok değerli. Bu buluşma ihtiyacını nereden çıkardık? Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl önce Türkiye, Türk toplumu, Türk milleti İngiliz emperyalizmine karşı büyük bir savaş içerisindeydi. Ama bugün 100 yıl sonra buraya baktığımızda, yeniden Türkiye'ye baktığımızda şimdi de Amerikan emperyalizmine karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. İşte bugün Mehmetçiğimiz Afrin'de onun paralı askerlerine karşı, geçen günlerde de açıklandı, paralı askerlerine karşı büyük bir savaş veriyor. Geçen günlerde yandan, açıklandı diyorsunuz Sayın Doğu Perinçek'in, evet, açıkladığı, Sayın Doğu Perinçek'in açıklaması. Bütçelerinden de, evet, böyle resmi bilgilerle ortaya koyduğu gerçekler. Bunlar, 60 bin kişiye maaş ödenerek. Tabii bunlar zaten çok önceden ayyuka çıkmış şeylerdi ama işte belgeleri vesaireleri tam açıklanmadığı için hala birçok yerden reddediliyordu. Sayın Doğu Perinçek'in belgelerle birlikte açıklamasının ardından iyice artık ayyuka çıkmış oldu ve kabul edilmiş oldu. Ama PKK, PYD terör örgütleri ya da işte bu bölgedeki, bu coğrafyadaki bütün terör örgütleri zaten Amerika Birleşik Devletleri olmadığı takdirde 2 dakika bile ayakta kalacak güce sahip değiller. Nitekim Türk ordusu girer girmez bunlar kaçışmaya başladılar. Nitekim işte Haçlı Şabi Kerkük'e girer girmez bir bakıyorsunuz hop orada peşmerge vesaire kalmamış. Hepsi bir anda dağılıyor. Bir gecede kaçmak zorunda kalıyorlar. Yani bir vekalet savaşları dönemini yaşıyoruz. Biz bunu vekalet savaşı olarak adlandırıyoruz. Emperyalizm nedir? Emperyalizm birincisi kendi çıkarlarına göre bütün dünya ülkelerini sömürme yetisini kendisinde gören bir canavardır. Yani emperyalizmden sömürüyü mü şey yaparsak tabii ki sömürmektir. Yani evet, en basit tabiri bence budur. Emperyalizm deyince ben hep aklıma şunu getiriyorum. Emperyalizm işte Irak'ta öldürülen insanlardır. Emperyalizm Libya'nın öldürülen insanlarıdır. Oranın petrol zenginliklerinin çalınmasıdır. Emperyalizm budur. O ülkenin zenginliklerini başka bir ülkenin haksız, hukuksuz ve insanlık dışı mücadelelerle gasp etmesidir. Başka hiçbir şey değildir. Aynı şeyi Türkiye için de yıllardır oynuyorlar. Aynı şeyi Türkiye için de yapmaya çalışıyorlar. Yıllardır, yıllar yılıdır. Ama burada tabii Türk milletinin çok ciddi bir direnci var. Yani hem 100 yıl önce bir direnci vardı. Bağımsızlığını savaşa savaşa çok ciddi bedeller ödeye ödeye kazandı. İşte bugün de yine o bedelleri ödeye ödeye aslında yeniden bir bağımsızlık savaşı veriyoruz diyebiliriz. Bunun işte şu partisi bu partisi yok. Yani Türk milleti aslında topyekün bir savaşın içerisinde. Biz tam olarak bu tarihlerde 25 ülkenin gençliğini Türkiye'ye getirme ihtiyacı hissettik. Çünkü hem ordumuz Afrin'de çok ciddi bir mücadele veriyor. Hem işte 15 Temmuz gibi ciddi bir süreci atlatmış. Ne diye davet Amerikancı ettiniz? Darbe nasıl girişimini. Temas ettiniz? Ne diye davet ettiniz? Tercihiniz neydi? Birincisi şuydu. Terör örgütleri sadece Türkiye'de yok. Vekalet savaşıyla kullanılan terör örgütleri, yani Amerikancı terör örgütleri sadece Türkiye'de yok. Diğer ülkelerde de aynı problemler var. Bakın şimdi bugün Venezuela Büyükelçisi Sayın Reyes de katılacak etkinliğimize ve bir konuşma da yapacak. Başka kim katılacak? Yine Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı özel konuğumuz olacak. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu özel konuğumuz Anlaşıldı. Olacak. Anlaşıldı. Böyle çok yaygın, geniş, evet, katılımlı, çok saygın ve güzel bir toplantı Avukat Faik Işık olacak. Yine
Sayın Reyes olacak Venezuela Büyükelçisi ve tabii çok çeşitli Venezuela'nın tercihi ne? Niye? Onlar neden bu işin içine giriyorlar? Şu anda onlar da çünkü bir mücadele başlattılar dün itibariyle. Hatta biz de dün TGB olarak kendilerine mesaj gönderdik Sayın Maduro'ya. Sayın Maduro'dan da muhtemelen bu etkinliğe bir mesaj da alacağız. Kendisini daha önceden Ankara Üniversitesi Çebeci yerleşkesinde de karşılamıştık. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartıyla beraber. O da hemen bizi yanına çağırmıştı arkadaşlarımızı ve o pankartla beraber poz vermişti. Şu an Venezuela'da da benzer bir durum var. Güney Nasıl Amerika bir durum kıtasında var? Da. Orada da şu anda hükümeti çeşitli Amerikancı hareketler eliyle ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani orada da ciddi bir mücadele var. Bu iki gündür başlayan eylemlerde şu anda hem Maduro'nun hem yani Bolivarcı Venezuela hükümetinin arkasında duran Venezuelalı vatandaşların etkinlikleri olacak, eylemleri olacak. Venezuela Büyükelçisi de gelecek ve hem onları anlatacak hem de Türk toplumuyla dayanışma duygularını, dayanışma mesajlarını etkinliğimizde iletmiş katılacak olacak. Diğer ülkelerle ilgili de böyle bizi aydınlatır mısın? Tabii ki. Diğer ülkeler kim, onların derdi ne, onlar niye anti-emperyalist bir örgütsel yapıyla birlikte mücadeleye geliyorlar? Önce şunu söylemek lazım belki, Baki Bey. Anti-emperyalist mücadele aslında bu coğrafyada özellikle bağımsızlığınızı, vatan bütünlüğünüzü korumak için ekmek gibi su gibi bir ihtiyaç. Yani bizim coğrafyamızda bağımsızlığı kazanmak çok ciddi bedeller istiyor. Özgürlüğünüzü kazanmak çok ciddi bedeller istiyor. Yine vatan bütünlüğünüzü korumak çok ciddi bedeller istiyor. Biz bu bedelleri ödeye ödeye bağımsızlığını kazanan bir milletiz. 100 yıl önce çok ciddi bedeller ödeyerek kazandık bunu. Aynı şey diğer coğrafyalarda da geçerli. Şimdi mesela Filistin'den gelen konuğumuz var. Filistin çok çok ciddi bedeller ödüyor. Hala da ödemeye devam ediyor. Ülkesi parçalanmış vaziyette. İsrail tarafından saldırılmış ve gasp edilmiş bir vaziyette. Bütün dünya çapında yine aynı şekilde İsrail'e verilen destekler var. Sadece o değil, işte Irak'tan geliyorlar. Siz Filistin'den dediniz de Irak'a geçmeden, Suriye'ye geçmeden Filistin'e bir selam gönderelim. Tabii ki. Çünkü orada Bora Gözen dahil olmak üzere arkadaşları Filistin topraklarında yatıyorlar. Evet. Onları saygıyla, sevgiyle ben anıyorum, sizler de bizler anıyorsunuz. De anıyoruz. Filistin'e de selamımızı gönderiyoruz. Aynı evet, zamanda, Filistin'in yanı sıra Irak ve Suriye diyorsunuz. Tabii, Bora Gözenleri de mücadelemizde de yaşatıyoruz aynı zamanda. Filistin her zaman Türk gençliğinin ana noktalarından olmuştur. Hep vicdanın bir köşesinde Filistin durur. Aynı şekilde Irak, aynı şekilde Libya, Lübnan, Ürdün, Suriye gibi ülkelerden de arkadaşlarımız geliyor. İşte bugün Suriye'nin yaşadığı meseleler ortada. Irak'ın geçmişte yaşadığı, Libya'nın aynı şekilde yaşadığı ve daha da yaşayacağı ortada. Ve daha da yaşayacağı meseleler ortada. Biz bu bütün genç körlüklerini, yine Rusya'dan gelen var, Hindistan, Bangladeş, Nepal, Arjantin, Şili, İşte İtalya'dan, Fransa'dan, İsviçre'den gelen arkadaşlarımız var. Bütün bu gençlik örgütlerini topladık çünkü bu coğrafyada artık Amerikan emperyalizmini ve onun kara güçlerini topyekün def etmeden bir barış, bir huzur, bir bağımsızlık bunlar kazanılamaz. Bu çok net. Artık Suriye'nin kaderiyle, İran kaderiyle Türkiye'nin kaderi bir. Ya aynı şekilde Libya'nın kaderi bir, İran'ın kaderi bir, Rusya'nın kaderi bir. Bunlar el ele vermek zorunda, birlikte mücadele etmek zorunda. Ve gençler bunu anlıyor galiba. Gençler bunu anlıyor ki el ele veriyor, kaderimiz bir diye. Peki gençlerin anladığını, bu gençleri yöneten siyasi iktidarların başındakiler niye anlamıyor? Oralarda işte çeşitli kişisel kaygılar ve daha önce söylediklerini toparlayamama durumları var. Ama bu büyüklük değil, aksine... Bir insan hata yaptıysa hatasını kabul etmeli ve ondan hızla geri biraz dönmeli. Biraz büyüklük devlet, o işte aslında. Asıl büyüklük hatadan bu. Hatadan dönmek. Devlet yönetimi de böyledir. Devlet aklı da böyle işler. Bugün biz şunlara anlam vermiyoruz, veremiyoruz. Yani Suriye ile kaderimiz birken, çok basit bir tarif yaparsak şu an Suriye'nin toprak bütünlüğünü bölmeye çalışan kim? PKK, PYD, Amerika. Değil mi? Türkiye'nin toprak bütünlüğünü IŞİD. Bölmeye çalışan kim? IŞİD bir de tabii. DAEŞ tabii. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü parçalamaya çalışan kim? Yine PKK, PYD, IŞİD, Amerika. Yani ortak düşmanlara karşı savaşan iki ayrı devlet. Bunların bir araya gelmemesinin önünde hiç yani çok, çok anlamsız. Bunların bir araya gelip el ele verip de mücadele etmemesi çok anlamsız. El ele vermeyi bir kenara bırakalım da kalkıp birine sen hainsin, sen şusun, sen busun. O daha da beter. Daha da beter bir boyutu. Peki ama gençler bunları biz bunu konuşuyor musunuz? Yani gençler tabii ki. Sohbetlerinizde veya bir araya geldiniz, nasıl olsa toplantılar yapacaksınız. O toplantılarda... Bunları değerlendiriyor musun? Yani dünya gerçekten sizin gözünüzle mi bakıyor? Yoksa öteki gençler başka şeyler düşünerek mi hareket ediyorlar? Bizim işte bugün buluştuğumuz gençlerin hemen hepsi bizimle bu konuda netleşiyor, ortaklaşıyor. Hatta Suriye'den gelen arkadaşlarımız var. Suriye'den aldığımız mesajlar var.
O mesajları gönderen arkadaşlar da şunu söylüyorlar. Biz Türk hükümetinin politikalarını benimsemiyoruz. Hatta aksine çok yanlış buluyoruz ama sizleri çok seviyoruz. Mücadelenizi biliyoruz. Neyi hedeflediğinizi biliyoruz. Buna biz de inanıyoruz. Dolayısıyla sizin etkinliklerinize katılıyoruz ya da mesaj gönderiyoruz diye özel bir ilgi alakada gösteriyorlar. Şu anda bunu maalesef Türk hükümetinin bu dış politikayla yapması mümkün değil. Ama Türkiye Gençlik Birliği yapabiliyor çünkü çok uzun yıllardır Suriye iç savaşı başlar başlamaz, Suriye'deki o emperyalist saldırı başlar başlamaz biz Suriye heyetlerle birlikte sürekli gittik. Ben 2011 yılında daha savaş henüz başlar başlamaz gittim. Benden önce de bir ekip gitmişti. O dönem İlker Yücel Genel Başkanımızdı. Suriye'ye. Laskiye, Şam ve Halep'i gördük. İlker Yücel de mezun oldu. Aydınlığın evet. Başındaki arkadaşımız değil mi? Evet. İlker Yücel de şu an Aydınlığın genel yayın yönetmeni. Evet. İlker abi o zaman genel başkandı. Beraber gitmiştik Suriye'ye. 40 kişilik ekipler halinde gitmiştik ve o dönemden bu döneme kadar Suriye'nin verdiği bu büyük vatan savaşında aslında bu bir vatan savaşıdır. Suriye'nin verdiği bu büyük vatan savaşında hep yanlarında olduk. Bunu biliyorlar ve çözümü de her zaman hükümet desteklese de desteklemese de, hükümet o yola girse de girmese de hep şunu söyledik. Türkiye ile Suriye'nin kaderi birdir ve birlikte mücadele etmek zorundadır. Yani gerçek barışı tesis etmek, huzuru tesis etmek için Suriye ile Türkiye'nin birlikte hareket etmesi gerekiyor diye her yerde söyledik. Bunu bildikleri için de bizim etkinliğimize katılıyorlar, fikirlerini bildiriyorlar ya da mesaj göndererek desteklerini iletiyorlar. Şimdi bu etkinliğin bir diğer amacı da aslında bu. Siyasette maalesef hem Türkiye'de hem dünyada da çok farklı değil. Hem nezaket kalmadı, hem birbirini dinleme kalmadı, hem de gerçekten devlet aklından uzak faaliyetler yürütülmeye başladı. Biz gençler olarak aslında bugün buluşmamızda şunu söyleyeceğiz. Dünya gençliği bakın bir araya gelebiliyor. Dünyayı doğru yorumluyor, doğru görüyor. Dünyanın gidişatını doğru görüyor. Yeni dünyanın nerelerde kurulacağını, hangi milletlerin ortak işbirliğiyle, mücadelesiyle kurulacağını doğru görüyor ve gençlik dünyanın bütün problemlerini el atıyor kardeşim. Artık yeter. Yani bu dünyanın yönetimini artık bu gençler devralacaklar. Bizim çağırdığımız, davet ettiğimiz ve bugün Türkiye'ye gelen gençlerin birçoğu kendi ülkesinde iktidarlar. Yarın TGB'liler de kendi ülkesinde iktidar olacaklar. Bir şekilde bu ülkenin yönetiminde yer alacaklar. Ve şimdiden kurduğumuz, tesis ettiğimiz bu güzel ilişkiyi, diplomatik ilişkiyi o dönemde de sürdürerek işte o zaman asıl emperyalizme karşı mücadeleyi vereceğiz. Yani şu anda bir da anlamda ama, şimdi bu sözlerinizle diyorsunuz ki biz Mustafa Kemal'in aynı zamanda vasiyetini de yerine getiriyoruz. Tabii ki. Tabii çünkü ki. Mustafa Kemal gençliğe emanet etti. Evet. Ve biz de gençliğin temsilcisi olarak varız. Hı hı. Türkiye'nin bugününde de varız, yarınında da iktidar olacağız diyorsun. Kesinlikle. Yani bizimki bir böyle üniversite yıllarımızda bir gençlik heyecanıyla çıkalım da hop harala gürele bir mücadele verelim değil. Çok uzun yıllar sürecek planlamalar yaparak aslında kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani görev derken de hep bu yüzden dedik. Bizim için bütün görevler sadece görevdir. Onun biri titri genel başkanlıktır, biri genel sekreterliktir, biri bilmem işte il başkanlığıdır, il sekreterliğidir. Onun bir önemi yok. Herkes verilen görevi layıkıyla yerine getirir ve daha ileri görevlere kendini hazırlar. Siz parti gençliği misiniz, Türkiye gençliği misiniz? Nasıl bir şey? Türkiye gençliğiyiz. Türkiye Gençlik Birliği gerçekten Türkiye'nin bütün en geniş tabanına seslenebilen gençlik örgütü. Bir parti gençliği değil ama elbette herkes kendi partisine gönül verebilir ve oralarda çalışabilir. Orada da en ufak ondan bir sınırlamamız daha doğal bir şey hatta olamaz. Teşvikimiz var. Çünkü bir mücadele sadece gençlik mücadelesiyle yürütülmez. Yani biz üniversite yıllarımızda mücadele edelim. Ardından kenara çekilelim, biz çok mücadele ettik diyelim gibi bir anlayışımız yok. Aksine herkes kendi bulunduğu meslek alanlarında, meslek odalarında, partilerinde, kendi partisinin kurumlarında çalışmalıdır. Biz bunu hep salık veririz ama TGB'nin şu an hali hazırdaki üyelerinin %80'i, %85'i herhangi bir partiye üye değil ama gönül veriyorlar. Kendi partilerine gönül veriyorlar. Kalan %15'i de çeşitli partilere üye. Oralarda yöneticilik de yapıyor. Buralarda da en ufak bir sınırlamamız yok. Şimdi bunun çok önemli bir ayrım noktası olduğunu biliyoruz. Bir, gençliğin tamamını veya memurun tamamını veya işçinin tamamını kucaklayabilmenin yolu partinin yayın organı veya partinin örgütü gibi düşündüğünde sadece partilileri içine alan ve onların dışındaki her türlü kişiyle kucaklaşmayı da reddeden bir anlayışı gerçekleştiriyor. Mesela ben kendi gençliğimden de bir örnek vermek gerekirse, Memurlar Derneği Genel Başkanlığı yaptım ben. Memurlar Derneği Genel Başkanlığı yaptığımızda bizim bir sloganımız vardı. Çünkü ben genel başkan olduğumda hakikaten baktım, daha çok bir siyasi anlayışa bağlı memur arkadaşlarımızla bir aradayız.
O zaman tuttuk şöyle bir şey yaptık. Dedik ki siyasi görüşü ne olursa olsun bütün memurlar memdere. Siyasi görüşü ne olursa olsun bütün memurlar memdere dedikten sonra hakikaten il ilçe örgütlenmemiz, memur örgütlenmemiz, yerel alandaki memur örgütlenmemiz ciddi şekilde arttı. Ne oldu? Kitlesel bir memur hareketi ortaya çıktı ve memurları kucaklayan bir anlayış oldu. O nedenle sordum ben. Elbette partilerin memur kolu olur, elbette partilerin yayın kolu olur, elbette partilerin gençlik kolu olur, sanat kolu olur, her şey olur. Partilerin bu kollarına büyük saygı ve sevgi duyuyorum. O arkadaşların yaptıkları da ayrı. Ama bir de partili olmayan ama kendi inancı doğrultusunda, doğru ilkeler doğrultusunda ve ülkesinin bütünlüğü çerçevesinde hareket etmek isteyen gençler de var. Ya partiye girersem şöyle olur, partiye girmezsem böyle olur diye başlangıçta çekingen davrananlar da var. O insanlarla birlikte de bir yolda yürüyen bir gençlik, bir memur kitlesi, bir işçi kitlesi lazım. Ve öyle olmuyorsa ne oluyor? İşte 88 parçaya bölünmüş işçi çıkıyor ortaya. Bir şeker olayı 99 değil, %100 haklı bir dava olduğu halde bir bakıyorsun insanlar sokağa bile çıkıp sadece canı yananlar bağırıyor, diğerleri bağırmıyor falan. Ben gençliğin mücadelesinin dünya çapında çok önemli bir mücadele olduğunu ve gençliğin tamamını kapsayan, tamamına yönelen ve tamamını etkilemeye çalışan bir siyasi hareket olması gerektiği inancıyla onu sordum. Yoksa her partinin mesela en yakında, en uzaktaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gençlik kolları var, AKP'nin de gençlik kolları var, İşçi Partisi'nin de Öncü Gençlik diye gençlik kolu var ama bir de TGB var. Sizin geçmişteki abileriniz de DGB idi galiba. DGB, Devrimci Gençlik Birliği'ydi. Şimdi TGB oldunuz. Peki, gençler kendi aralarında bu emperyalizmi konuşurken, emperyalizme karşı mücadeleyi konuşurken, emperyalizmin kan dökücülük ve faşizm yüzünü ve silah ticaretiyle, silah tüccarlarıyla olan ilişkileri konusunda da hakikaten bir şeyler söylüyorlar mı, netler mi bu konuda ve onlara karşı bir mücadele geliştirme konusunda da adım atıyorlar mı? Tabii ki atıyorlar. Şimdi biz bu etkinliklerin hemen ardından bir deklarasyon yayınlayacağız. Sonuç bildirgesi şeklinde bir deklarasyon yayınlayacağız. Tabii onları tartıştıktan sonra belirleyeceğiz ama bizim önereceğimiz maddeler, o deklarasyonda olmasını gerektiğini düşündüğümüz maddeler şunlar. Hangi ülkede olursa olsun bütün Amerikancı terör yapılanmalarına, yani bütün terör yapılanmalarına karşı ortak mücadele verecek bir gençlik platformu. Bizim Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği'miz var. Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği mi var? Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği'ni de TGB kurdu. TGB'nin önderliğinde kuruldu daha doğrusu. 2014 yılında kim üye bunlara? Hangi ülkelerin? Irak, Ürdün, Filistin, Lübnan, yine Libya. Rusya'dan üyemiz var, yine Venezuela'dan üyemiz var. Yani çok çeşitli coğrafyadan, yine Bangladeş'ten, Nepal'den, Hindistan'dan. Şimdi bunu daha da geliştiriyoruz. İlk kurulduğunda 13 ülkeden gençler vardı, 13 ülkeden 18 örgüt vardı. Şimdi onu daha da geliştiriyoruz. Bu etkinlikle beraber daha da büyüyecek. Tabii. Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği'ni 2014 yılında kurarken hep şunu söyledik. Yani bu mücadele sadece Türkiye'de yürütülmesi gereken bir mücadele değil. Ha, şunu da hakkını vereyim. Türk gençliği dünya çapındaki diğer gençlere göre çok daha politik, çok daha ileri görüşlü, çok daha mücadeleci. Onun da bir nedeni var. Programdan önce de hatta onu ifade etmiştim. Türk gençliği mücadele etmek zorunda çünkü. Zorunda. Başka bir seçeneği yok. Mücadele etmek zorundayız. Biz ülkemizin vatan bütünlüğünü koruyabilmek adına, Mustafa Kemal Atatürk'ün programını bu ülkeye yeniden hakim kılabilmek adına bunlar için mücadele etmek zorundayız. Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü korumak için mücadele etmek zorundayız. Dolayısıyla mücadele etmek zorunda olan gençlerin ülkesinde mücadele elbette bir tık daha önde ilerliyor. Yani tecrübe bazında da bir tık daha önde ilerliyor. Onun dışında bir birikim bazında da daha önde gidiyor. Diğer ülkelerin gençleriyle fikir alışverişinde bulunabilmek ve onlarla ortak mücadeleye, onları da ortak mücadeleye sevk edebilmek çok önemli. Şimdi toplumsal muhalefet gelişmiş olmayan, yani toplumsal muhalefetin gelişmediği ülkelerde ve millet olma bilincinin eksik olduğu ülkelerde maalesef bu emperyalist saldırılara direnme oranı da az oluyor. Daha yavaş, daha düşük oluyor. Ve haliyle ülke bölünebiliyor, parçalanabiliyor vesaire. Bu aynı zamanda Türkiye'yi de etkiliyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum milletin Amerikan emperyalizmine karşı kaybetmesi Türkiye'nin de zararına olan bir şeydir. Çünkü bu
büyüyen bir devdir, bir canavardır ve bu canavarın önünü hep birlikte kesmek zorundasınız. Kesmediğiniz takdirde bu daha da devam eder. Bunun bir boyutu da elbette hem silah satışlarıdır, hem ayrılan bütçelerdir, terör örgütlerine ayrılan bütçelerdir, hem onlara verilen mühimmatlardır. Şimdi biz maddelere şunları ekleyeceğiz. PKK, PYD, PJAK, bunlara karşı dünya gençliği birlikte mücadele etmeli. PKK, PYD'ne işte 550 milyon dolarlık bütçe ayrılan Amerikan konseyi tarafından. İşte bilmem 5000 tırın üzerinde mühimmat gönderilen bir terör yapılanması. O mühimmatlar nereye en sonunda dönüyor? İşte Türk askerine sıkılan kurşunlar. Türk askerinin sıkılan kurşununu veren Amerika. Bunu söyleyeceğiz. Ve dolayısıyla PKK-PYD'ye net bir tavır. Türk askerine sıkıldığı gibi Irak'taki askere, Suriye'deki askere de, İran'daki askere de sıkılan ve sıkılmak istenen kurşunlar. Şimdi elbette emperyalizmin karakteristik özelliği bu. Silahını satacak. Zaten ortadaki resmi bilgilere göre de Orta Doğu'ya silah satışı olağanüstü boyutlara geldi. Savaşların çıkarılmasının ana nedenlerinden birisi de bu. Silahları pazarlayabilmek. Şimdi sözünüzü kestim. Yok, devam edin. Bir konferansta şey söylemişlerdi. Bana hitaben bir şey sormuşlardı. Demişlerdi ki ya hep Amerika diyorsunuz, Rusya silah satmıyor. İşte bilmem terör örgütlerinin elinde eski Rus Kalaşnikov denilen silahlardan var. Bunları Rusya satmıyor mu? Dünyadaki en önemli, ben de orada şu cevabı vermiştim. Dünyadaki en önemli silah tüccarı Amerika'dır. O silahlar da Soğuk Savaş döneminden kalan ya da ondan öncesinden kalan eskimiş silahlardır. O silahları da satar Amerika. Eski, yeni hiç fark etmeden bütün silahları satar. Kime neyi yutturabilirse onu satar. Türkiye de bunu yıllarca yaptı. İşte 92'de muavenet zırhlısını vurdular. İki kere yanlışlıkla vurduklarını söylediler. Yanlışlıkla vurmaları için bir emrin 7 kere tetkik edilmesi lazım. Tabii. Yani 14 kere hata yaptılar. Ardından 2 kere vurdular. 5 şehit verdik. Acaba hata mı yaptılar yoksa başka bir mesaj mı vermek istediler? Ona gelecektim. Evet. O mesaj da şuydu. Ondan hemen öncesinde Türk ordusuyla pazarlık yapıyorlar. Diyorlar ki 37 tane donanmamız var bizim. Eski gemileri. Eski gemilerini Türk ordusuna satmak istiyorlar. Türkiye direnince muavenet zırhlısı bir tatbikatta yanlışlıkla 14 kere yanlışlık yapılarak vuruluyor. Ve 5 şehit veriyoruz. Yani bu döngü, emperyal sistemdeki bu döngü böyle ilerliyor. Biz eğer direnmezsek, biz eğer dünya gençliğini birleştirmezsek, dünyayı birleştirmezsek, insanlığı bir umuda ve inanca kitlemezsek, ortak mücadeleye sevk etmezsek, parça parça bizleri yakalayarak, çünkü onların taktiği odur, köşeye sıkıştırırlar, işte Suriye'yi sıkıştırırlar ama oralarda işte çok etkili mücadelelerle olabildiğince kurtardık, daha da iyiye gidecek. İşte Irak'ı sıkıştırdılar biliyorsunuz. Üç parça bölmek için hala uğraşıyorlar. Köşeye sıkıştırırlar ve yalnız yakaladığını indirirler. Ama bunların size sorulan soruda bu. Haklılık payı gerçekten var. Şunun için var. Stockholm'de Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün bir raporu var. O rapora göre Orta Doğu'ya silah satışı 2013-2017 yılları arasında önceki 5 yıla göre katlanmış. Bu raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ihracatında lider konumunda olduğunun altı özellikle çiziliyor. Ancak bölgeye silah satan diğer ülkeler arasında Rusya, Fransa, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bunlar veriliyor. Tabii silahsız bir dünya herkesin hayali. Ama emperyalizme karşı mücadele içinde, bağımsızlık savaşları içinde, kurtuluş savaşları içinde silaha ihtiyaç olduğu da tarihi bir gerçek. Önemli olan emperyalizmin kan dökücülüğünü, paralayıcılığını, yaralayıcılığını ve ulusların bölünerek idare edilmesine yol açan anlayışları çerçevesinde silah satışlarının neye hizmet ettiğini iyi anlatmak herhalde. Tabii ki. Şimdi mesela Türkiye'de Katar'a şu an SİHA satıyor. Silahlı insansız hava aracı satıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 6 tane şu an sipariş gelmiş. Onları satacak. Yani silah satışı, silah üretimi bunlar olmasın. Bunu elbette herkes ister ama şu anki mevcut dünya sisteminde siz kendi gücünüzü tesis etmekten başka bir şansa sahip değilsiniz. Ve oralarda da mesele biraz şu. Rusya'nın, Çin'in ya da işte diğer ülkelerin ben kendi ellerindeki silahı satmak için bir ülkede savaş çıkardığını görmedim daha önce. Duymadım da. Yani varsa onlarla konuşmak lazım. Burada Amerika'nın silah satışında Afganistan, Çekoslovakya, Macaristan meselelerini onları bırakalım geriye. Onları bırakalım tabii. Evet. Onlar yanlıştı. Evet. Yani işgal ederek bir ideoloji fikri yayma fikri zaten yanlıştı. Ama demek istediğim şu dünya düzeninde artık Amerika'nın bu bölgede silah satışının ana amacı var. Yani kendi cebine parayı
getirmek. İşte Katar'la kriz yaşadılar. Ardından 110 milyar dolarlık anlaşma. Ardından hop haracını aldığı için bir anda devren tersine bir döndü de ve insanların hani yeniden bir iyi anlaşma hata ederken başladı. Biraz yüzünün kızarması lazım. Amerika bunu yaparken yüzü de kızarmıyor. Dönüyor diyor ki ben size demokrasi getireceğim. Ben size özgürlük getireceğim. Ben şuna inanıyorum ki bunu söyleyenlerin demokrasi ve özgürlük diye bir derdi yok. Yani ittifak ettikler, Orta Doğu'ya bakın. Suudi Arabistan'la ve diğer bazı Arap ülkeleriyle yaptıkları işbirlikleri oradaki hangi demokrasiyle işbirliği anlamında yapılıyor? Demokrasi mi var? Özgürlük mü var? Oralardaki demokrasi ve özgürlüğü geliştirmek ve büyütmek, insan haklarını hakim kılmak için mi götürüyorlar? Değil. Bu bir ikiyüzlülük, silah satışının ve o bölgede egemen olmanın getirdiği bir olay. Biz yine bu derin konuları bir kenara bırakalım da gençlerin en çok merak ettikleri ne Türkiye ile ilgili? Bu gelen gençlerim, evet, konuklarımız. Sizin konuklarınızın. Birincisi şunu merak ediyorlar. Türk hükümetini tanıyorlar, uzaktan tanıdıkları şeyler var, tanıyabildikleri kadarıyla tanıyorlar. Türkiye'nin sadece mevcut iktidardan ibaret olup olmadığını merak ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Evet, bu çok önemli. Biz de katıldığımız bütün uluslararası konferanslarda ya da etkinliklerde bu soruyla karşılaşıyoruz. Türkiye, ne diyorsunuz, onlar ne diyorlar? Onlar şunu soruyorlar, yani Türkiye diyorlar, Atatürk'ün Türkiye'si nasıl olur da işte bu yanlış politikaları sergiliyor vesaire vesaire diye. Onların tabii soruları direkt o. Biz de onlara şunu anlatıyoruz. Türkiye çok geniş ve büyük bir ülke. Siyasi anlamda da çok çeşitli görüşlerden insanlara sahip ama her şeyden önce gerçekten bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan izleyen ve çok ciddi bir güce sahip olan insanlar, kuvvetler, güçler de var. İşte bizler de bunlardan birisiyiz ve onlara aslında bu Türkiye'ye gelişleriyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün o çağdaş Türkiye'sinin, aydınlık Türkiye'sinin aydınlık yanını, çağdaş yanını da göstereceğiz. Çünkü bu işler biraz medya eliyle yapılan işlerdir. Siz medya gücünüz, işte ulusal kanal çok önemli ama bir yandan da diğer 20 tane kanal daha var. Ulusal kanal tek başına burada çırpınıyor, doğru noktayı göstermek istiyor, doğru Türkiye'yi göstermek istiyor, yansıtmak istiyor. Her platformda da kolay ulaşılamıyor. Tabi her platforma kolay giremiyor vesaire. Hem maddi şeyler giriyor, hem çeşitli cezalar, yasaklar vesaire giriyor. Ama bir yandan da 20-30 tane kanal var. Onlar bir yandan bangır bangır sadece bir noktaya kilitlenmiş Türkiye'yi veriyor. Haliyle o gelen konuklar da biraz Türkiye'yi nereden tanıyorlar? Medyadan tanıyorlar. Bir de ilişkide oldukları bizlerden tanıyorlar. Biz şimdi onlara Türkiye'nin gerçek yüzünü de göstereceğiz. Türkiye Atatürk'ün Türkiye'si. Hiç kimse öyle heveslenmesin. Çağdaş, aydınlık yüzünü hala koruyor ve koruyacak. O daha da ilerleyecek. Biz ilerleteceğiz. Bu bilinçle aslında bu gençleri buraya topluyoruz. En önemli sordukları, merak ettikleri şeyler birincisi bunlar. İkincisi tabii Türkiye'yi gezi anlamında da, kültürel anlamda da çok merak ediyorlar. Biz o yanlarını da biraz eksik tutmamak istedik ve bir tarihi yarımada turu yapacağız. Aynı zamanda Anıtkabir'e, Ankara'da Anıtkabir'e ben götüreceğiz. Ben de merak ediyorum, ne yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğiz. Programımız birinci gün işte bugün açılış seremonisi olacak. Saat 12'de Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde olacak. Yani saat 12 derken bana da beni çok fazla geç bırakmayın diyorsunuz galiba. Saat 10 olacak. Yok, yok, çok fazla geç bırakmayacağız. Yetişiriz. Evet, sizi bir ara göndeririz. Evet, buyurun. Tamam. Saat 12'de Leyla Gencer'e aynı zamanda bütün vatandaşlarımıza davet ediyoruz. Açılış seremonimiz orada olacak. Ardından ikinci gün biz 5 toplamda oturumlu bir forum gerçekleştireceğiz. Ve o daha dar gelen gençler ve Türkiye'den temsilciler şeklinde olacak. 100-150 kişilik bir toplantı şeklinde olacak. Orada da hem dünyanın hem gençliğin hem kendi ülkelerimizin sorunlarını tartışacağız ve oradan deklarasyonumuzu çıkartacağız. Ve ortak mücadeleyi hangi temellerde, hangi ilkelerde örmemiz gerekiyor bunları tartışacağız. Üçüncü gün hem çeşitli basın yayın kuruluşlarını ziyaret edeceğiz hem de Şükrü Saracoğlu stadını yine ziyaret edeceğiz. Dün de Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı. Ben Galatasaraylıyım ama bu etkinlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadını ziyaret edeceğiz. Bir yandan da basın kuruluşlarımızı, Ulusal Kanalı, Aydınlık Gazetesi'ni, Yön Radyo'yu, ATV ve Sabah bu grubu da yine aynı şekilde ziyaret edeceğiz. Ve ziyaret ettiğimiz basın kuruluşlarına da gençliği ve buraya ne için geldiklerini, ne yapacağımızı, bundan sonraki süreci nasıl işleyeceğini anlatacağız. Ardından yine Sultanahmet, Ayasofya gezilerimiz var, Topkapı Sarayı gezilerimiz var. Orada da bir kültürel etkinlik yapacağız ve Ankara'ya gideceğiz. 22 Mart günde, Perşembe günde Ankara'dayız. Ankara'da tabii Anıtkabir var. Tabii. En başta Anıtkabir. Sabah 9.30'da Anıtkabir'de olacağız. Resmi törenimiz var. O törenin ardından da
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Gazi Meclisi de aynı şekilde gençlerimize göstereceğiz, gelen genç arkadaşlarımıza. Ve ardından da çeşitli müze ziyaretleriyle birlikte programımızı tamamlamış olacağız. Gönül ne arzu ediyor biliyor musunuz? Ankara'ya gidiyorsunuz, Yüce Meclis'e de gidiyorsunuz ki o meclis 15 Temmuz'un FETÖ darbe girişiminin hedeflerinden biri, saldırıya uğrayan bir meclis. Benim gönlümden şu geçiyor. Dünya anti-emperyalist gençlik temsilcileri meclise gidiyorlar. Meclis başkanı da onları kabul ediyor. Gönlümden geçen bu. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çağrı yapmış olalım. Ha, olur mu olmaz mı bilmiyorum ama o çağrıyı buradan ben kendi adıma bir vatandaş olarak da yapıyorum. Sizin adınıza da yapmış olayım izninizle. Yani meclis başkanına yakışır bir tavır olur biliyor musunuz? Emperyalizme karşı mücadele ederek, hele hele bugün 18 Mart, Çanakkale. Yani böyle bir oluşum ve böylesine bir önemli etkinlik, geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin düzenlediği, üstelik 25 ülkeden 70 anti-emperyalist gençlik temsilcisi geliyor. Yüce Meclis anti-emperyalizme karşı mücadele vermiş. Mustafa Kemal demiş ki mazlum milletler zalimleri mahvı perişan edecektir. Mustafa Kemal'in meclisi orası kardeşim. Bir hoş geldin deyin ya. Hoş geldin diyen var. Onları adlandıralım. Yetmez. Yetmez. Ben o yetmez ama emekçiler gibi değil ama ben yetmez diyorum. Yo, doğru, çünkü elbette. Meclis başkanının görevi bu. Meclis başkanı böyle güzel ve kutsal, böylesine önemli bir sorumluluğu almayacak da neyi alacak? Elbette mecliste sizi kabul edecek çok milletvekili vardır siyasi partiler. Çünkü biz talep ettik. 15 Temmuz'un yarattığı tahribatı da gelen gençlere göstermek istediğimizi talep ettik. Kabul ettiler sağ olsunlar. Bir briefing versinler, bir göstersinler, bir anlatsınlar. 15 Temmuz'u bu gençler gidecek orada. Ya dünyaya dayalı dağılacak. Her yerde çok anlatsınlar. Doğru. Şimdi oradan şu vurguyu ben yapayım. O çok gerçekten çok mühim bir mesele. Buraya gelen gençlerin ve bu etkinliğin en önemli anlamlarından birisi de şu. Bu aynı zamanda bir enformasyon çalışmasıdır Türkiye açısından. Çok çok ciddi bir enformasyon çalışmasıdır. Çünkü gelen gençler gerçekten kendi ülkelerinde birçoğu iktidar ve gittiklerinde kendi ülkelerine yani iktidar partilerine rapor verecekler. Türkiye'de yaşadıklarını anlatacaklar onlara ve Türkiye'yi doğru noktadan tanıtmaya çalışacaklar. İlişkiler sadece diplomatik dillerle kurulmaz. Bir de bunların kültürel yanları vardır. Bir de bunların perde arkasında kurulan ilişkileri vardır. Türkiye'yi onlar şimdi perde arkasından tam olarak doğru bir şekilde görecekler. Doğru bir şekilde göstereceğiz. Dolayısıyla kendi ülkelerine gittiklerinde de diplomatik, naif dilin yanında, o da artık çok naif değil ama diplomatik dilin yanında bir de bunu bu işin perde arkasından, tabii, bizlerin içinden, halkın içinden Türkiye'yi anlayacaklar, yaşayacaklar. Bunu da gidip anlatacaklar. Yani neyi anlatacaklar? 15 Temmuz darbe girişiminin Amerikancı, FETÖ'cü bir kalkışma olduğuna net olarak, ikna olarak buradan dönecekler. Ve gidecekler kendi bir ülkelerini anlatacaklar. Bir de şunu söylesinler, söylerlerse çok daha anlamlı olacaktır. O meclisi bize meclis başkanı dolaştırdı. Meclis başkanının yanında meclis başkan yardımcıları vardı, idare amirleri vardı. Çatıya düşen bombayı, füzeyi de gösterdiler. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Tabii şimdi çok seviniriz öyle. İnsanlar görsel anlamda gördüklerine daha çabuk, daha kolay, daha güzel inanıyorlar ve daha ikna edici anlatıyorlar. Evet, bize de söylediler. Biz de gittik. Ya kardeşim peki o meclisin bir sorumlusu yok mu? Meclisin tanıtımı için nelerin harcandığını bilmiyor muyuz? Meclis kendisinin ayağına gelmiş böylesine önemli bir tanıtım faaliyetini dünyaya anlatmayacak da neyi anlatacak? O nedenle ben Sayın İsmail Kahraman'a buradan bu kahramanca işi yapmasının çok çok önemli olduğunu, gerçekten çok önemli olduğunu bir kez daha sizin adınıza da hatırlatıyorum, Türkiye adına da hatırlatıyorum. Tabii ki. Yani bu Türkiye adına önüne gelmiş bir kazanç. Evet, sizi yolcu etmek gerektiğini biliyorum ama ben geleceğimizle ilgili de sizin önemli tasavvurlarınız olduğunu, gençlik olduğu için geleceğimizin size emanet olduğunu da biliyorum. Geleceğimizi emin ellere bırakmanın rahatlığıyla size güle güle diyeceğim. Sizin son sözleriniz bu etkinlikle ilgili. Tabii ki. Son olarak çağrımızı yineleyelim. Saat 12'de Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ne bütün artık bu dakikadan sonra yetişemeyecekleri için Türkiye'yi çağıramayacağız ama bütün İstanbulluları davet ediyoruz. Gençlik gerçekten geleceğe yapılan bir yatırımdır. Biz hep bunu söylüyoruz. Dünya gençliği aynı şekilde. TGB Türkiye'nin yatırımıdır. Dünya gençliği de dünyanın yatırımıdır. Bu yatırımları doğru yönlendirebilmek, doğru sevk edebilmek, birlikte hareket etmesini sağlayabilmek çok çok önemli. Biz hep bu bilinçle hareket ediyoruz. Buralarda bütün siyasi partileri de artık şöyle bir çağrıya davet ediyoruz. Yani burada sen, ben, o, bu, şu meselesi değil.
Bu mesele Türkiye meselesi. Bu etkinlikte gerçekten Türkiye'nin dışa dönük bir tanıtım meselesi. Hem 15 Temmuz'u doğru kavratacak, hem Afrin Harekatı'nı doğru kavratacak. Şunlara da biz karşı çıkıyoruz, onu da söyleyelim. İşte Türk emperyalist sistem ne yapıyor? İşte siz de söylediğiniz silah satışları vesaireler falan, ama bir yandan da kendi ülkelerinde ya da tabii saldırdıkları ülkelerde şöyle bir algı yaratıyor. Burası diktatörlükle yönetiliyor, burası şunla yönetiliyor, burası bununla yönetiliyor. Kendi ülkeleri çok demokratik. Geliyor diyor ki Türkiye demokratik yöntemlerle yönetilmiyor. Dışarıya karşı bu mesajları hiçbir şekilde vermememiz lazım. Burada da o yüzden özellikle hem Dışişleri Bakanımızı hem Gençlik ve Spor Bakanımızı etkinliğe davet ediyoruz. Etkinliğe gelemiyorlarsa da ya da etkinliğin bir programında bu gençlerle buluşmaya davet ediyoruz. Biz onur duyarız. Gerçekten onur duyarız. Bunlar, çünkü bu mesele gerçekten içerideki muhalefet meselesi değil. İçeride muhalefetimizi kendi aramızda yaparız ama dünyaya karşı birlik görüntüsü vermek çok çok önemlidir. Yoksa bir gün çıkarlar, işte şimdi katil Esed, diktatör Esed deniyor ya, katil Erdoğan derler ki diyorlar. Dedirtirler. Dedirtiyorlar. Veya, evet, dedirtiyorlar. Evet, evet. Ardından Türkiye'ye müdahalenin önünü açmaya çalışırlar. Buna karşı da böyle bir şey olursa bile biz yine en önce de buna karşı çıkarız. Bu ayrı mesele. Tabii, tabii. Yani orada bir, evet, Türkiye savunusudur çünkü bu. Ama işi bu raddeye vardırmadan hep birlikte çözebilmek, bir birlik görüntüsü verebilmek de çok çok önemlidir. Biz bütün devlet yetkililerinde bu olgunluğa, aynı zamanda bu devlet hakkını kullanmaya davet ediyoruz. Naçizane. O zaman ben sizin şu sözünüzle size güle güle diyeyim. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık, evet, karanlıktan güçlüyse, çaresi yok usta, biz, evet, kazanacağız diyorsunuz. Ve size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Size güle güle diyorum. Sevgili izleyiciler, bir ara veriyoruz. Sevgili Cem Dikmen'i yolcuya diyoruz ve sonra benimle baş başa kalacaksınız. Bakın, çayınızı mayınızı hazırlayın. Çünkü çay ailesiyle ilgili size önemli bir sohbet konusu açacağım. Haberiniz olsun. Ben kendi çayımla geleceğim. Siz de kendi çayınızı alın, oturun, koltuklarınıza yayılın. Sevgili Cem Dikmen, güle güle. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Teşekkür.